Trafik kafasından herkese merhaba. Bugün elektrik kesintilerinden dolayı farklı bir mekanda sizlerle birlikteyiz. Evet, farklı mekan derken aynı yerdeyiz de başka bir odadayız. Bakalım nasıl tepkiler olacak bu atmosfer. Yaz aylarında genelde herkes tatile gitmek istiyor, denize girmek istiyorlar. Zaten vizyona da Meg adlı film giriyor vizyona. Bu vesileyle biz de köpek balığı filmleri listesi yapalım dedik. Evet, yani bir en iyiler listesi falan değil, ziyade başrolüne köpek balığının oturduğu filmler yani. Evet, köpek yani balığı derleme diyebiliriz. Şu ana kadar yapılmış başarılı köpek balığı filmleri ya da başarısızları da kattık biz evet. İçine. O halde başlayalım. Evet, şu ana kadar yapılmış en başarılı film herhalde Steven Spielberg'ün Jaws filmi. 1975 evet. Yapımı olan film. Döneminde hiç kimsenin denize girememesine vesile olmuştu. Sen geçen gün bunu tweet de atmıştın değil evet. mi? Çok haklı bir tweet ama yani. Ben küçükken mesela denize giderken bir tereddütle gidiyordum bu film. Ben daha geçen yıl gittiğimde bir ara böyle bir tribe girdim. Ya giriyorsun istemsiz böyle bir aşağılara bakıyorsun ya. Hatta babam falan diyordu, oğlum burada köpek balığı olmaz falan diyorlardı ama inandıramıyordum tabii, çocuk kafasıyla olan da her yerde çıkabilecek gibi geliyordu. Köpek balığı filmi artık böyle genelde giren filmler zaten bir vizyoner yönetmen filmi falan olmuyor. Hani türe böyle köpek balığı filmi üzerinden işte yaz tatili, şablon bir şeyler yapıyorlar da Jaws'ın bir Spielberg filmi olması. Bir de günümüzü artık revize etmeye çalışıyorlar. Çünkü eski nesi 1975 çünkü bayağı eski aslında şu an günümüze baktığımızda. O yüzden sürekli yenileme gereği duyuyorlar. Jaws bu açıdan öncül bir filmdi. Özellikle oradaki müzik ve görsel yapının uyumuş Spielberg'ün bayağı vizyonunu temsil eden bir faktördü. Onun dışında tabii bu film çok tuttuğu için bayağı gişe rekortmeni oldu. Filmlerine girmek lazım. Bayağı kült figür haline geldi bu film. Bir sürü reklam şeyleri, tişörtleri, figürleri vesaireleri çok fazla bir sektöre hizmet eden bir film oldu. Doğal olarak devam filmleri de çıktı bu filmin. Jaws 2, Jaws 3, Revenge of the Jaws. Tabii hiçbiri birincisi kadar başarılı olamadı. Bunun dışında Jaws özellikle Türk sineması açısından önemli bir film. Korku filmi olarak önemli bir film. Çünkü Jaws filmi denizde geçen korku filmlerinin babası gibi bir noktada. Daha önceden şeyler çıkmıştı böyle büyük dev köpek balıkları, işte ne bileyim oktopuslar bilmem neler, dev ahtapot filmleri vesaireler. Ama tabii çok amatör duran işlerdi onlar. Jaws bir nevi aslında miladını oluşturuyor bu filmlerin. O yüzden köpek balığı film dediğimizde ilk akla gelen film Jaws olacaktır. Tabii 1975 yılından sonra çok fazla köpek balığı filmi çekilmedi. Daha çok Jaws'ın devamlarını çektiler. Evet. Sonra 1999 yılında Deep Blue Sea filmiyle Jaws filmlerine özlemimiz giderildi. Filmin yönetmeni Renny Harlin yönetmenindeydi değil mi? Aksiyon evet, filmlerinin ki Die Hard 2 geldi aklıma şimdi. Evet, önemli yönetmenlerinden birisi. Yine aksiyonla böyle korku figürlerini birleştiren bir film haline getirmişlerdi. Filmin başrollerinde hatırladığım kadarıyla Samuel L. Jackson vardı. Onun dışında Thomas Jane vardı. L. Cool J vardı. Tam o zamanlar böyle sevdiğimiz oyuncular o action filmlerinde evet, oldu. Bir de Jaws'tan farklı olarak bu filmde oluyordu. Böyle üstün zekalı Jaws'lar yaratılıyordu böyle. Bir tesisin içinde işte özel korunaklı laboratuvarın içinde. Tabii insanlardan da uzak bir yerde burası. Buradaki insanlar işte profesörler bilmem ne, güvenlik görevlileri vesairelerin olduğu bir tehlike unsurları orada yaratılıyordu. Tabii Jaws akıllı olduğu için sürekli tuşa bastırıyordu insanları. Elektrikleri kesiyor, başka bir şeyler yapıyor. Zaten filmde böyle kapalı alanlardaki korku seviyesi arttırıyordu. Mesela hatırlıyorum da Cool G aşçıyı oynuyordu böyle. Elinde kasaturayla balık keseceğim diye köpek balığına falan gitti ve komik anların oldu. Ama sonuç olarak gişede blockbuster olarak bayağı güçlü bir filmdi. İyi gişe yaptı film. Open Water var karşımızda. Open Water da aslında nasıl diyelim, buluntu filmlerinin çok yaygınlaştığı bir dönemde çıkan bir filmdi. Bu filmde biraz daha realistik olmaya çalışıldığı için yine hafif buluntu film estetiğinde yaratılmış bir film. Bu filmi de sonradan devamları falan geldi ama o ilk filmdeki o dediğin buluntu mu dedin, realistik dedin. Çünkü izlediğim yıl falan yine bayağı bir korktuğumu hatırlıyorum. Bir Jaws kadar değil tabii de. Hafif reality show kıvamında zaten film böyle. Bir grup scuba diving yapmak istiyor işte böyle açık denizin içinde. Oraya bırakılıyor ve unutuluyorlar. Bir nevi açık denizin ortasında iki kişi kalıyorlar böyle denizin ortasında.
ve sürekli bir köpek balığı, işte neyin geleceği belirsiz şeyler, beklentisi insanı bir anlamda orada korku unsurlarını yaratıyordu. Stüdyo cayır cayır yakıyor arttan, denize mi gitsek ya? O iyi olur ya. Ama köpek balığı korkusu yaşayabiliriz şu an. Yakın zamanda izlediğimiz The Shallows, John Colette Serra. Bu Orphan diye bir korku filmi vardı. Bir de Liam Neeson'la Unknown aksiyon filmlerinin yönetmeni. Bu türe aslında hakim bir yönetmen. Evet, gerilim sinemasında önemli bir yönetmen. Filmin başrolünde de Blake Lively vardı. Evet. Daha çok böyle, nasıl diyelim, sosyetik kız gibi görünen Hollywood'un ilginç bir oyuncusu ve bu filmde herhalde kariyer zirvelerinden birisine ulaşmıştı, Shallows'ta. Evet, zaten çok önemli film olarak çok önemli filmi yoktur Blake Lively'nin, ama burada güzel estetik çekilen bir filmdi. Sahneleri falan tabii biraz uçuyordu, o Blake Lively'nin köpek balığıyla kapışması falan bayağı bir finali zaten hardcore hale alıyordu. Evet, çok uçuk. Ama diğer filmlerine göre birazcık daha farklı bir film bu. Çünkü bu filmde tek kişinin aslında bir Jaws'la mücadelesini izliyoruz. Yani birkaç tane yan figürler falan var ama onlar çok fazla silik karakterler. Burada Blake Lively tek başına bütün filmi sürüklüyordu. Zaten filmin mekanları da çok ilginç mekanlardı böyle. Gelgitlerin olduğu, sürekli kayalıkların ortaya çıktığı bir film, mekanlar vardı. Sanırım Güney Amerika olabilir, Orta Amerika olabilir, öyle bir yerde. O açıdan Shallows aslında türün iyi filmlerinden biri olarak dikkat çekiyordu. Yine yakın zamanda izlediğimiz bir film, Johannes Roberts yönetmenliğindeki 47 Meter Down filmi. Özellikle başrolündeki Mandy Moore'la öne çıkıyordu. Çünkü dizilerde bayağı popülerleşti. This Is Us dizisi özellikle. Bu film nedense böyle eleştiri çevresince olumsuz eleştiriler aldı ama benim izlediğim genel izleyici kitlesini falan çok sevdiği ve dünya çapında da bütçesinin 9 katı gişe yapan bir film oldu. Karlı bir film. Aynı zamanda ben sinemada izlediğimde bayağı heyecan duydum böyle. Tam bir sinemada izlenip hani böyle gerilimin sonuna kadar işte içinizde hissedeceğiniz böyle heyecanlı bir film olduğu için ben bayağı beğenmiştim. Ben çok net hatırlıyorum. O filme basın gösterimi falan kaçırmıştım. Sen bana tam böyle hani sinemada izlenirse keyfi çıkacak bir film demiştin. Sinemada izlemiştim. Hakikaten o keyfi aldım filmden yani çok. Evet, filmde hatırlayalım biraz. İşte iki tane arkadaş tatile çıkıyorlar. Sonrasında kafesle dalış fikri geliyor ve kafesle dalış yaparken kafesin zincirleri kendilerini bırakınca denizin dibini boyluyorlar. Tabii oradaki 47 metre aşağı esprisi oradan geliyor. Evet. Dibinde kalıyor. Bir yandan kafesin içindeki işte oksijenin azalması, hayatta kalma mücadelesi. Bir yandan da köpek balıkları gerilimi. Herhalde o kadar süre boyunca aşağıda olan o olaylar falan, bir de halüsinatif sahneler falan da vardı. Hani belki gömülme şey filmin o inandırıcı olmaması sebebiyle gibi şeyler olabilir de film olarak kendi içinde o aksiyonu, heyecanı sonuna kadar yaşatıyordu bence yani. Çok o kadar takılmadım ben. Evet, basit ama yaratıcı bir filmdi bence. Evet, Avustralya'dan çıkan, Avustralya ve Singapur ortak yapımı olarak geçen Drift aslında türün klişelerini bizlere sunan bir filmdi. Hani orka filmi vardır ya çok ünlü. Evet. Balina'nın saldırısı ve sonrasında teknede mücadele, hayatta kalma mücadelesi. Burada da köpek balığı saldırıyor gemiye ve gemi mürettebatı suya düşüyor ve suda mücadele başlıyor bu sefer. Aslında dönemin yani kalburüstü bir filmiydi ama nedense çok fazla tutulmadı. Ancak festivallerde gösterildi ve sonra da unutulup gitti. Ya, çok fazla beklentiye girmiyor. Yememek koşuluyla o beklediğin katil köpek balığı filmi formatını sana yeterli şekilde zevkini veriyor diye düşündüğüm bir film benim de. Kimball Randall yönetmenliğindeki Bait 3D girmişti vizyona. Evet. Zamanında bir 4-5 yıl öncesinin filmi. Hatta filmin afişlerine de 3D ifadesini koymuşlardı özellikle. Özellikle. Filmin konusu aslında öbürkülerine göre daha ilginç bir konu. Tsunami olmasından sonra bir anlamda işte köpek balıklarıyla beraber suların bastığı bir süpermarketin içinde geçiyor film. Süpermarketin içinde bir anlamda İşte cam pazarı yaşanıyor işte. İnsanlar raflara tırmanmış bazı yerlerde vesaire. Ya böyle deniz haricinde bunu farklı yerlere taşıyan filmler ne kadar saçma olursa olsun hoşuma gidiyor hakikaten, evet, işte. Evet. Süpermarket yani. Düşünsene. Ama bu filmde şey sıkıntılıydı işte. Oyunculuklar falan çok kötüydü. O filmdeki aksiyonlar falan çok bilgisayar efekti gibi görünüyordu. Zaten 3D yapmak için kasmışlar filmi. O yüzden de film açıkçası başarılı olamadı. Zaten başarılı olmasını beklemiyorduk. Zaten başka da bir şey diyemem bu film hakkında. İlginç konu, kötü film. Evet, Mario Van Peebles yönetmenliğindeki USS Indianapolis Man of Courage filmi. Bayağı da ünlü oyuncu var bu filmde değil mi? Evet, Nicolas Cage zaten başroldü ama Nicolas Cage'in hani bu şey dönemi vardır ya, üst üste kötü filmler oynadığı. Zaten bu dönemden hiç çıkamadı ki. Gerçi birkaç tane ilginç proje, Joe Mo gibi bir şeylerde oynadı. Neyse, bu filmde de şöyle bir şey var, çok tuhaf bir film aslında. Film 2. Dünya Savaşı'nda
bir denizaltının göreve çıkmasında sonucunda işte başlıyor. Sonra işte başarılı görev falan, herkes başarılı, gururlu mururlu. Sonra bir anda bir yerde vuruluyorlar. Vurulduktan sonra bunlar tabii ki survival filmine dönüşüyor bir anda. Çünkü köpek balıklarının olduğu bir açık denizde bir anlamda hayat mücadelesi veriyorlar. Ama film o kadar kötü ki oyunculuklar. Mesela Tom Sizemore var, Thomas Jane var yine. Evet. Ama onlar biraz yan karakterler ve film açıkçası epik bir facia film. Yani ne oyunculukları iyi, efektler çok yapay. Bunun dışında işte bütün klişeleri kullanıyor film. Yani bu film akıllara zarar yani izleyenler için. Açıkçası listedeki şu ana kadar gördüğüm en kötü filmlerden birisi. Daha dur, bir tane seriye geleceğiz. Ya onlar zaten kötü olarak yapıldı. Bırak onları da. Köpek balığı filmleri deyince akla gelecek en uçuk. Uçuk ve aslında ilk gelen filmlerden birisi. Çok saçma bir şekilde videoda ve televizyonda fenomene dönüşmüş bir film. Sharknado serisinden bahsedeceğiz. Yani ben hiçbir zaman bu seriyi tam oturup izlemedim de böyle hep televizyonlarda gece yarısı şu anda geliyor ya. Evet. İşte bir 3 geliyor, bir 2 geliyor. Böyle ara ara bakıp sürekli benim kahkahalar attığım bir film ve atarken çok büyük zevk aldığım bir film yani. Evet, çünkü Sharknado bayağı şey, böyle Hollywood'un unutulmuş dandik oyuncularının falan yer aldığı bir film. Ben ilk başta ne olduğunu falan bilmiyordum. Serinin sonra bakınca bayağı hani havada uçan köpek balıkları görünce dedim bunun konusu ne diye merak edip girmiştim yani. Direkt konusuna geçelim o zaman. Konusu direkt şöyle arkadaşlar. Filmde işte hortum girdap karışım bir şey oluşuyor ve köpek balıklarını şehre doğru fırlatmaya başlıyor bu fırtına. İnsanlar işte şeye dönüşüyor orada biraz, nasıl diyelim, Resident Evil'daki ana karakterimiz gibi zombi yerine uçan köpek balıklarıyla savaşmaya başlıyorlar. Sürekli işte kanlar, gore, her yer böyle kötü efekt dolu sahnelerle dolu film. Ama film bir fenomene dönüştüğü için garip bir şekilde 4 film mi devamlı çekildi, öyle bir şey. Ya çok çok kötü olduğu için çok hani ne deniyor bunlara, suçlu zevk mi deniyorlar? Suçlu zevk trash diyorum ben, trash film. Yani trash film, kesinlikle trash film de böyle hakikaten bir akşam oturalım mesela bir arkadaş grubuyla gelelim de bir Sharknado gecesi yapalım, ben isterim yani, böyle izlenir, ben keyif alıyorum izlerken. Gülüyorum çok. Tamam çok kötü ama o kötülükten zevk alıyorsun zaten. Yani evet, ama belli bir süre sonra çok sıkabiliyor film yani. Bir başta güzel geliyor, sonra ne oluyoruz diyorsun direkt, çünkü nasıl diyeyim, hepsi sahneler tekrarlıyor. Bir yaratıcılık da yok filmlerde. Fikir dışında bir yaratıcılık yok başka. Evet. Hatta bu filme ek olarak mesela ekürü olarak şey de söyleyebilirim. Mega Shark vs. Giant Octopus filmini de önerebilirim. Onu bilmiyorum hatta. O da bayağı kötü bir trash filmi. Onu da yanında böyle işte hediye olarak beleş veriyoruz. Evet. Asıl bu listeyi yapma amacımız olan, bu hafta vizyona girecek olan bir film. Mac. The Mac. Aylar öncesinden dalga geçen ne oluyor? Yani Jason Statham çok çok büyük bir köpek balığıyla mücadele edecek diye bu sefer. Zaten Jason Statham'ın köpek balığı olarak adı geçiyor ismi. Kimsenin Mac dediğini duymadım. Köpek yani. Balığı filmleri tarihinin en yüksek bütçeli filmi olabilir değil mi? 150 milyon dolar bütçesi var gözüküyor bu film. Olabilir değil, direkt öyle. Onun nedenlerinden birisi de biraz Çin ortaklı bir film olması. Alibaba stüdyosu yine destek olmuş. Hatta o yüzden Çinli oyuncular da var mesela. Neydi? Bing Bing? Bing Bing Li. Bing Bing Li'yi oynatmışlar. Onun dışında Jason Statham'ın son aksiyon filminde yine beraber oynadı. Ruby Rose, evet, vardı Ruby filmde. Rose. John Wick'lerde de vardı. Evet, ikincisini de çok net hatırlıyorum. X'in yeni filminde de vardı. Yükselen. Yönetmeni bu John Turteltaub, şeylerden hatırlıyoruz. Nicolas Cage'li hazineli film. National Treasure serisi. National Treasure serisinden anlıyoruz. Ne izledik? Ne diyorsun fragman hakkında? Ya Mac şu son derece yaz eğlencesi olarak görünüyor. Çünkü normal bir Jaws'un kaç katı bir devasa bir şey diyelim. İlk çağlardan kalan bir köpek balığı böyle. O yüzden devasa bir prehistorik dönemden kalma bir köpek balığıyla karşı karşıyayız. İnanılmaz büyük. Yine böyle Deep Blue Sea'de gördüğümüz bir laboratuvar misali bir alanımız var. Orada geçiyor bir kısmı. Onun dışında tabii Jaws'ta olduğu gibi direkt halka yayılan bir facia filmi olarak da yorumlayabiliriz filmi. Açıkçası bu yaz heyecanlandığım aksiyon korku filmlerinden birisi benim. Yani bakalım, zaten bunca zaman hep kötü adamlarla dövüştüğü bir köpek balığıyla nasıl dövüşüyor Jason Statham, bundan neler çıkabiliyor. Eğleneceğimizi düşünüyorum. Yani şu an izlemedik filmi. Büyük ihtimal biz tam bu videoyu yayınladığımız sırada film vizyona girmiş olacak. O yüzden şöyle yapalım. Siz filmi izledikten sonra siz yorumlarınızı söyleyin bu sefer. Biz dinleyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.